abi? Ateş gibi olmuşsun. Çok üşüyorum. Tamam, yat böyle. Tamam canım, tamam. Ne oldu bu odaya böyle? Ne yaptınız siz birbirinize? Seymen de aşağıda, darmadağınık oturuyor. Bir daha bana onun adını anmayacağına söz ver. Tamam, tamam canım. Tamam, sadece bana ne olduğunu anlat. Hatırlamıyorum. Şu odanın haline bak. Telefon. Canım. Alo, Gül abla. Ya acayip bir şeyler olmuş. Gel abi otur. Biz bunun aşısını yaptırmış mıydın? Hayır, bu yaralar seni götürür. Neden tırnak uzattıklarını şimdi anladım. Ne oldu abi? Kendimi kaybettim. Çok kötü şeyler oldu. Onu dövmedin değil mi? Hayır. Sevmeye çalıştım. Doğru. Beni bu yaralar götürür. İçecek bir şey var mı? Saraylar gibi gözleri vardı. Saraylar gibi. Merhaba. Çok kötü. Her tarafı yara bere içinde. Evi görsen inanamazsın. Korkunç şeyler olmuş Seyhan. Bu da anlatmıyor. Acayip ateşi var zaten. Ablası geliyor şimdi. Ne demek aramasaydın ya? Ne yapayım? Seymen nasıl? Hadi ya. Dur, kapı çalıyor. Ararım sonra. Nerede? Hayvan herif. O daha beter durumda. Çok ateşi var. Buz var mı? Kolonya falan. Getireyim. Dur güzelim. Böyle daha çok ateşin çıkar. Açalım şunu. Abla. Ne oldu bebeğim? Ne yaptınız böyle? Yaman'la ilişkim olduğunu sanıyor. Ne? Yanındayken bile özlediğim bir adam. Nasıl başkasıyla bir ilişkin olduğunu düşünebilir abla ya?
Ben nerede hata yaptım? Böyle düşünmesi için ne yapmış olabilirim? Üşüyorum, ne olur ört şunu. Al Gül abla. Ay. Dur, dur hayatım. Dur, şu ateşini düşürelim önce. Allah kahretsin, şu haline bak. Abi bırak içmeyi artık, gel şunu ye. Bana kimse o makarnayı yediremez. Dışarı çıkıp yiyelim dedik, istemedin. Birkaç lokma al, kusacaksın. Bari üstüne peynir koysaydın be oğlum. Yok, tereyağı koydum, çok güzel. Ye de gör. Yemiyorum. Boğazımda bir şey var. Viskiyle kaydır hadi. Bazı aşklar böyle mayın tarlasında dolaşır gibi yaşanır abi. Birbirinizin mayınlı yerlerini keşfedinceye kadar bazı ufak tefek kazalar olacak. Çaresi yok. Sen şimdi şu makarnayı bitirmeye çalış, sonra da yat. Hadi yarın her şeyi yoluna koyarız. Bugün olanlar oldu. Geri dönüşü yok. Bunlar onun tırnak izleri. Benimkiler de onun üzerinde var. Kazaymış. Ne kazası be? Havaya uçtuk be. Abi hayır. Senden kuvvetliyim biliyorsun. Efendim hayatım. Seymen sen misin? Neredeyim ben? Bir oteldesin. Adı Pirayi'nin bahçesi. Sen ne arıyorsun burada? Ben bu odaya nasıl geldim? Bilemeyeceğim. Adamın teki kucaklayıp getirdi herhalde. Aa, Ali Bey getirdi, hatırlıyorum. Ben içiyordum. İğrenç derecede fazla şarap içtim. Belli oluyor. Rüyamda Rıza'yı gördüm. Bana soru dolu bir yüzle bakıyordu. Çok küçüktü ama. Şu andaki halinden çok daha küçüktü. Beni bırak, bunu ona nasıl yaptın? Nasıl başkasına baba demesine izin verdin? Ben öğrendiğimde zaten Dicle Haydar'la evlenmişti. Rıza ona baba diyordu. Durumu hemen düzeltebilirdin. Düzeltemedim. O zaman için böylesi daha doğru geldi. Aferin. Kendimi hiç saymıyorum. Aptal yerine konmamı. Bütün dünyanın bildiği bir şeyi bilmeden ha ha hi hi dolanmamı. O ablanın annene de bravo. Diyecek bir şey bulamıyorum yani. Soğukkanlı katiller gibiler vallahi. Hele Dicle, deliler gibi eğledi beni yıllardır. Onunki de ne aşkmış ya. Ne yaptın kadına?
Gıkını çıkartmadan seyretti bunca yıl bizi. Nasıl oldu? Anlat. Bilmek istiyorum. Sarhoştum. Bir gece yatağına mı girdi? Hayır. Öyle çocukça, öylesine oldu. Evde yalnızdık. Herkes düğüne gitmişti. Onu götürmemişler. Ağlıyordu. Sonra? Ya sonra da oldu işte. Sana aşıktı zaten. Herhalde. Hala da aşık. Delirmiştir kız tabii, koskoca ağaoğlu koynuna girince. Sen de bayılmışsındır. Fıstık gibi kız. Sabaha kadar sevişmişsinizdir artık. Yeter Bahar. Bir de Dilara seni sevdiğimi söylememi istiyor. Sadece seni düşündüğümü, başkasının önemli olmadığını falan söylersem her şeyin hallolacağını falan söyledi. Şu halini görse dili uçuklar herhalde. Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl dokunursun başka bir kadına? Nefret ediyorum senden, nefret! Gebertirim, doğrudur. Ay. Doğrudur, gebertirim. 10 yıl önceki şeyi kıskanmak da hastalık artık. Nefret ediyorum senden. Defol buradan. Ya defol, elini sürme bana. Ne yapacaksın? Yine mi zor kullanacaksın? Tabii, alıştın nasıl olsa. Hemen geliyorum. Tamam. Aa, gel. Ne oldu? Ne çabuk şiştin? Çok fenayım. Ay, soğuk soğuk terliyorum. Allah Allah. Gece üşüttün tabii. Çok inceydi üstü. Artık gitsek. Ya 3 saattir dolaşıyoruz. Evde oturmaktan şikayet eden sendin. Al sana gezme işte. Buyursun Dilara'm. Aradığın dakika hazret. Sağ ol İsrafil Usta. Bakmayacak mısın? Bakmaya lüzum var mı? Peki efendim. İyi bir şey mi var? Önce bayılacağım. Gelin hanım bayıldı, içeri yatırdık. Ne? Nerede? Nasıl? İyi, iyi. Bahar nasıl? İyi, çok iyi. Ya oturup kalacak hali mi yok? Bahar. Ha, işte geldi Seymen'in. Seymen şunlara bir şey söyle, beni kaldırmıyorlar. Ben iyiyim, benim hiçbir şeyim yok. Ya dur abla be. Neyin var Bahar? Dur kalkma. Ne oldu, niye herkes acayip? Telefonda niye bir şey söylemediler? Neden bayıldın? Doktor ne dedi? Ya yok bir şey.
İçimde bir şey varmış. Ondan bayılmışım. Ne varmış içinde? Küçük bir bebek. Allah!